görünen bir şeyden kendinizi koruma çabası korkunun ürünüdür ve sağlıklıdır. Kaygıysa korkumu kabul ettim. Korkumu kabul ettikten sonra ne olacak? En büyük korku, bütün korkuları temsil eden korku, ölüm korkusudur. Evin eşyasını birikimi enkaz altında bırakan, kimsesi kalmayan bir insan nasıl teselli olabilir? Korkularından ve kaygılarından nasıl kurtulabilir demiş. Tarihteki bütün velizatlar acıyla olgunlaşmış. Hoş Merhaba, geldin sevgiler. Bakalım. Hoş bulduk. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Evet, nasılsın diye sorulur adettendir. Adettendir. Hamdolsun diye. Cevap yani, verilir. Evet. Adettendir diyorsun. Adettendir. Fakat. Teşekkür ederim. Adettendir ama yani bilmiyorum. Ben de hani nasıl toparlanacağımızı bilmiyorum sevgili Can. Fakat bir an önce artık bugün 11. gün. 11. gün. Evet, bugün 11. gün bitmek üzere artık neredeyse. Yavaş yavaş derhal duygu olarak da bizim en azından ikincil durumda olanlar. Yani olayın içinde olup da sevdiklerini kaybeden, ailelerinden yani yuvaları dağılan, evleri yıkılan birçok canımız var orada. Yani çok, yüz binlerce. Ama biz dışarıda olup ikincil durumda olan, ikinci dalgada duran insanların derhal enerjilerinin toparlanması ve dengeye gelmesi gerekiyor değil mi? Çünkü Türkiye'nin enerjisi, yani nasıl bizim tek başına karmik karmalarımız var bireysel, bir de ülkesel ve toplumsal karmalarımız var. Bunun içinde bir dengeye gelmek için en azından etraftakilerin evet yürekleri ısıtan Adil hocamız burada, etraftakilerin yani bizlerin biraz frekansımızı dengeye mi getirmemiz lazım? Söz sende. Baskın olan enerji, zayıf olan enerjiyi kaplar. Örneğin herkesin üzüldüğü bir ortamda neşeli olan bir kişi de neşesini kaybeder ya da neşesini gösteremez ya da neşenin yoğun olduğu bir ortamda daha neşesiz olan bir insan diyelim neşelenmeye başlar. Hı hı. Şimdi burada yaşadığımız şey yokmuş gibi davranmayı kimse iddia etmiyor. Yani yaşadığımız şeyin bir acısı var. Biz buna yas diyelim. Bu yasımızı yaşayacağız ve buna saygı duyacağız. Bizim kültürümüzde yas süresi 40 gündür. 7 günle 40 gün arasında tüm faaliyetlerimizi minimum düzeye indirip tempomuzu yavaşlatmak ve içsel sürecimiz açısından bunun anlamını yorumlamayı ya da bunun anlamını kendi beynimizde kendimize açıklamayı anlamlı hale getirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde acısını bastıran da bunu daha sonra daha çok acı çekerek yaşar ya da kontrolünden çıkmış olan şeyleri daha sık yaşamaya başlar. Acısı içinde kalan da bir daha normlarına, ideal normlarına dönemez. Yeni normlarımızı keşfedinceye kadar belirli bir süre yas dönemimiz olacak. Buradaki yas dönemimizi daha fazla konuşmak değil, belki acılarımıza daha fazla saygı duymak, başkalarının acılarını hissetmek, kendi içimize dönüp bu ne anlama geliyor? Bu bir yeni dönem mi? Bu bir sınav mı? Bu bir farkındalık mı? Bu bir öğrenme mi? Ne anlama geliyor? Kişisel olarak kişinin yaşadıklarını anlamlandırmaya ihtiyacı var.
Ve bu yas süreci galiba evet. bizler için de yani ikincil pozisyonda olan, buralarda yaşayan, yani direkt madden, fizyolojik olarak etkilenmemiş olan canlarımız için de geçerli değil mi? Yani bizler de zaten travmanın içindeyiz şu anda. Bizler için de geçerli değil mi bu yas süresi? Kesin. Soruları canlarımız adına soruyorum. Evet. Şöyle diyelim. Fiilen her ne kadar 13 milyon insanın doğrudan etkilendiğini yazmış olsalar da benim şu anda tanıyıp da hiç etkilenmeyen kimseyle karşılaşmadım. Yani oranları değişik olsa da hepimizin yüreğinde bu acı var. Yani bu beni es geçti diyeceğimiz bir durum değil. Bana dokunmadı diyebileceğimiz bir durum değil. Mukaddes, şunu söylemek istiyorum. Yaralandık. Acımız var. Bunun duygusal travmaları var, fiziksel travmaları var, ekonomik travmaları var, ilişkisel travmaları var, pek çok boyutta travmaları var. Ve yavaş yavaş bunların etkileri görünecek. Hani bir yerini yaraladığında ilk önce hiçbir acı hissetmezsin. Mesela kemiğin kırılır, farkına varmazsın. Bir süre sonra soğudu derler. Soğumaya başlayınca acısı ortaya çıkar. Bu olay daha soğumadı. Evet. Ve yavaş yavaş ortaya çıkacak. Benim dikkatimi çeken şeyleri burada paylaşmak istiyorum. Ve bugün özellikle korkularım üzerine durmak istiyorum. Korku sözcüğü ile kaygı sözcüğünü birbirine eş anlamlısı gibi kullanıyorlar. Halbuki korkuyla kaygı aynı şey değil. Korku aleni olarak bilinen bir tehlikeden kendinizi korumak için yaptığınız bir davranıştır. Ne bileyim, mesela üstünüze bir araba geliyordur. Fark edersiniz, reflekslerinizle ondan kaçarsanız. Bir tehlikeyi tanımlarsınız, bilirseniz o tehlikeyi, o tehlikeden kendinizi korumaya çalışırsınız. Yani görünen bir şeyden kendinizi koruma çabası korkunun ürünüdür ve sağlıklıdır. Kaygıysa olma ihtimali olan şeyleri duygusal anlamda olacakmış gibi bilinçaltımızda aktif hale getirip sürekli onunla ilgili varsayımlar üretmektir. Örnek veriyorum, işte gözümü kapatacağım ama ya gözümü açamazsam, dışarı çıkacağım ama ya işte şunu kontrol edemezsem ya da şu şeyler başıma gelirse gibi. Tanımları çok yapmak istemiyorum ama beyin üretir. Ve ürettiği şeylerden kendini koruma konusunda iradesini devreye sokup aciz kaldığı zaman, hani bir yük taşırsınız, örnek veriyorum 20 kilo, o 20 kiloyu taşıdığınızda yorulursunuz, indirirsiniz. Ama burada 40, 50, 60 kilo taşıyorsunuz, üstelik taşıdığınız bir şey yok ve bırakabileceğiniz bir şey yok ve çok yoruluyorsunuz, durumlarını yaşarsınız. Sanki hayaletle savaşıyormuş gibi bir durum yaşarsınız. Bu durum iştahınızı engeller, etkiler, uykunuzu etkiler, dikkatinizi etkiler, yaşama sevincinizi etkiler, ilişkilerinizi etkiler, sağlığınızı etkiler başta. Ben en çok uyku üzerine durmak istiyorum. Çoğumuzun uyku düzeni bir numara bozuldu. Farkında mısınız bilmiyorum. Normalde işte 11-12'de yarımda yatan, şimdi yatağa girdiğinde uykusu gelmiyor. Sabah uyanmak istemiyor. Gün içinde 2'de bir ağırlık çöküyor. Uykulu modunda ama uykuya geçemiyor. Bu durumlar çevremde sıkça gözlemlemeye başladım. Yani hasar vermeye başlıyor. Görünmeyen o hayalet diyelim, kendisiyle savaştırıyor. Ve bizim ayarlarımızı bozmaya başlamış demektir.
Bununla ilgili çalışma yapacağım. Bir yandan da şunu bilmenizi istiyorum. Makaleler bilgi düzeyinde veri olarak ne kadar bilimsel olsa da kişinin onu okuyarak edinmesi ve kendini bundan koruması için yeterli olmuyor. Yani bilgi korkularınızı azaltmıyor. Bazen şöyle bir cümle kullanırız. Biliyorum ama, biliyorum ama. Bu ifadeyi kullanırız ya, işte korkmamam lazım biliyorum ama. Üzülmemem lazım biliyorum ama. Allah'ın takdiri biliyorum ama. İnanıyorum ama şeklinde. Bu bilinç halimizle her ne kadar onu sorgulamak istemesek de yüreğimize söz geçiremememizin tanımıdır. Yani başımız belada demektir. Çünkü bilinçli bir çabanın ürünü değil. Bir insana korkma diyerek ya da heyecanlanma diyerek, üzülme diyerek, dert etme diyerek onu teselli edemezsiniz. Hatta onu daha çok kızdırabilirsiniz. Hani ben bilmiyor muyum kendime üzülme demeyi ya da ben bilmiyor muyum işte olumlu düşünmeyi? Kolaysa sen olumlu düşün diyor size. O nedenle bilinçli çabalar çok işe yaramadığını gözlemlediğim bu süreçte bazı teknikler, taktikler vermek istiyorum. Bir de yine bugün bir seans yapacağım. Bu seansı kaydedeceğim. Nereden indirebileceklerini grupta paylaşacağım. Gece yatarken onu dinleyerek uyumaları eşinizle birlikte dinleyebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte dinleyebilirsiniz. Onu dinleyerek uykuya dalarsanız frekansınızı korku döngüsüne girmekten koruyabilirsiniz diye düşünüyorum. Uykularınız kalitesiz olursa gün boyunca evham, kaygı, endişe ve vesvese üretmeye devam eder. Uyku kalitenizi artırmanız lazım. Gece alamadığınız uykularınız varsa gündüz en azından 1-2 saat kendinize izin verip ihtiyacınız olan uykuyu gün içerisinde tamamlamanız lazım. İyi de ben başımı yastığa koyduğumda uykuya geçemiyorum, derinleşemiyorum ya da uyuyamıyorum ya da bunları düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum diyenlere gelince diyorum ki bu ses kaydını dinlerken mutlaka uyuyakalırsınız. Birincisinde değilse ikincisinde, o da değilse üçüncüsünde yeter ki o yönergeyi izleyerek kendinizi bırakın. Zihin senaryo üretir, evham üretir ve bunlardan beslenir. Bu nedenle daha fazla televizyon izlemek, haberleri izlemek, bu konuyla ilgili gündemlerle zihni meşgul etmek, eğer kaygınızı arttırıyorsa ve sizi iyi hissettirmiyorsa, dengenizi bozuyorsa bundan kendinizi koruyor. Hani şey gibi düşünün, hem diyet yapıyorsunuz hem de şekere çok düşkünsünüz. Kilo aldıran neydi? Karbonhidrat. Karbonhidrat ve kilo aldıran şeylere karşı zafiyetlerinizi engelleyemiyorum diyorsunuz. İkisi bir arada gidiyorsa amacına hizmet etmez. Yani eğer kaygı ve endişeleriniz varsa, o zaman kaygı ve endişelerinizi besleyecek şeylerden kendinizi korumayı öğrenmelisiniz. Bunun da yolu korkuyu fişekleyen, korku duygunuzu besleyen söylemlerden, haberlerden, telkinlerden ya da sohbetlerden uzak durabilmektir. Bunu bilinçli olarak yapmıyor olsanız bile en azından bunu konuşan arkadaşlarınızla sohbetlerinizi azaltın. Haber kaynaklarından uzak durun. Bunu gündemleştiren konularda merkezine girmeyin, içine girmeyin, uzak durun. Bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Acım var, üzüntüm var ya da bu konu beni çok üzüyor diyerek kendinizi bu sohbetlerden bir süre uzak tutun diyorum. Uyku konusuna gelince
Birkaç teknik önermek istiyorum. Bu teknikler hepsinin ortak noktası nefesle birlikte yapılıyor. Nefes, beynin kelime işlem merkezini, yani kaygı ve endişe üreten, duygu ve düşüncelerinizi ipotek altına alan ritimlerini dengelemeyi kolaylaştıran çok çok basit bir teknik. Her şeyden önce nefesinizi dengelemeyi öğrenin. Birkaç tane nefes tekniği vereceğim. Pek çok nefesçinin farklı teknikleri var. Eğer bu tekniklerden herhangi birini uygulamıyorsanız, size vereceğim tekniklerden bir ya da iki tanesini kullanarak dinginleşebilir, sakinleşebilirsiniz. Bir tanesi şu. Birkaç kez normalden daha derin nefes alıp verdikten sonra sol burun deliğinden nefes alıyorsunuz. Aldığınızda şurada bir süre nefesi tutup bir daha alıyorsunuz bırakmadan. Sonra sağ burun deliğinden. Kesintisiz bırakıyorsunuz. Sol burun deliğinden alıyoruz. Burada 2-3 saniye tutup bir daha alıyorsunuz vermeden. Sonra birkaç saniye tutup kesintisiz. Tamamını boşaltıyorsunuz. Bir kez daha yapıyorum. Sol burun deliğinden alıyoruz. Bir noktadan sonra birkaç saniye durup bir kez daha vermeden alıyorsunuz. İyice aldınız ve şimdi sağ burun deliğinden yavaş yavaş veriyorsunuz. Anında sakinleşme etkisini fark edersiniz. Böyle hafif bir başınız dönebilir, gözleriniz kapanma eğilimine girebilir, hoş bir dinginlik oluşur. O duyguya geldiğinizde gözünüzü kapatabilirsiniz. Gözünüzü kapattığınız andan itibaren yine dikkatinizi bu sefer her iki burun deliğinden alıp veriyorsunuz nefesinizi. 4 saniye aldığınızda tutuyorsunuz. 4 saniye geçti, tutmaya başladım. Tutma sürem de 4 saniye. Sonra 8 saniyede veriyorum. Bu işlemi yaparken karın boşluğuna odaklanın ve göğüs değil de karnınızın şişmesini sağlayın. 4 saniye aldım, karnım şişti. Balon gibi 4 saniye tutuyorum. Ağızdan mı nefesi veriyoruz? Hayır, tekrar burunda. Sekiz saniyede tamamını veriyoruz. Baş dönmesi, hafif bir dalgınlık, uyuşukluk, bazen esneme, bazen gözyaşı. Buna benzer etkiler gelmeye başladığı an uykuya benzer dalgınlık durumunu da hissetmeye başlarsınız. Şimdi buna ilave olarak katkı sağlayabilecek birkaç şey daha var. Hani bu yetmedi, bu beni kesmedi diyorsanız bir ikinci aşamaya geçiyoruz. Aldığınız nefesi verirken hımlayarak veriyorsunuz. Sanki bir beste yapıyormuş gibi. Nefesinizin yettiği kadar hımlayarak nefesinizi veriyorsunuz. O da bir dinginlik, dalgınlık yaratır. Eğer bu da yeterli gelmediyse, ki bütün bunları peş peşe yapmanızda bir sakınca yok. Hayal gücünüzle sonsuzluğu temsil eden bir kurdela düşünün.
O kurdelanın renkleri siz sağdan sola, soldan sağa sonsuzluğun işaretini tamamlayınca renk değiştiriyor. Hayalinizde öyle canlandırın. Bu arada 4-4-8 nefesine devam ediyoruz. Dört saniye alıyoruz, dört saniye tutuyoruz ve 8 saniye de veriyoruz ve kurdelanın renkleri her bir sonsuzluğu temsil eden sembolü çizdiğimde değişiyor. Gökyüzünde onu çiziyorum. Eğer bu işlemleri yaptıysanız zihin, korku, kaygı, endişe, şüphe, vesvese, mutsuzluk, güvensizlik, huzursuzluk, buna benzer herhangi bir şey üretmemeye başlar. Buna da sıfır noktası diyoruz. Artık bu noktadan sonra beyniniz, kalbiniz size özgün bir sörf yaptırır ve bu sörfü yaparken muhtemelen uykuyla uyanıklık arasından uykuya daha yakın hale gelirsiniz. Genellikle de uyuyakalırsınız. Birazdan yapacağım telkini de ki bunu canlı kaydedeceğim. Yaklaşık 15 dakika civarında sürecek. O kaydı kulağınızda kulaklıkla dinlerken az önceki uygulamaları da uygulamaların akabinde yaparsanız daha verimli ya da beraberinde yaparsanız daha verimli olur. Muhtemelen %80, %90 uykuya geçersiniz. Buradaki uyku sadece sizi uyutmak değil, kaliteli uyutmayı hedefler. Yani bu şekilde 2 saat, 2,5 saat, 3 saat uyuduğunuzda normal şartlarda 6-7 saat uyumuş gibi zinde kalkarsınız. Ve sabahleyin ya da gözünüzü açtığınızda böyle huzursuz, kaygılı, endişeli ya da kalkmak istemez haliniz kalkar. Tam tersine daha enerjik, daha keyifli, o gün güzel bir şeyler yaşayacakmış duygusuyla birlikte kalkarsınız. Bu bir günde bu alışkanlık kazanılmayabilir. Bunu birkaç gün beslemenizi isteyeceğim. Eğer uyku kalitenizi düzene sokamazsanız, duygu kalitenizi düzene sokamayacağınıza dikkat çekmek istiyorum. Yine bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Gece yatarken ruh haliniz nasılsa sabah uyandığınızda aynı ruh haliyle kalkarsınız. Sinirli mi yattınız, sinirli uyanırsınız. Üzgün mü yattınız, üzgün kalkarsınız. Kederli ya da kaygılı mı uykuya geçtiniz? 7 saat sonra, yani 7 saat uyumuş olsanız bile sabah uyandığınızda acı, keder, kaygı duygularıyla kalkarsınız. O nedenle yatışa geçerken zihni temizlemeye yönelik, bunu bir diş fırçalaması gibi düşünün. Yatmadan önce nasıl dişinizi fırçalıyorsanız, beyninizin bu kıvrımlarında dolaşan negatif titreşimleri de temizleyip fırçalıyormuşsunuz gibi düşünün. Bu arada bir ya da bugün canım sıkıldı yapayım değil, her gün yapmanız istediğim bir şey. Ha bazen de zaten bunu yapmadan rahatlıkla, kolaylıkla uykuya geçiyorsanız, buna ihtiyaç duymuyorsanız, amaç da bu, doğal akışına girmiş demektir. Hani hiçbir zararı yok, yan etkisi yok, ilaç değil, dolayısıyla bunu yapmış olmaktan dolayı zarar görme ihtimaliniz olan bir şey değil. Bir de müziğin ruh haletini ne kadar etkilediğini bilirsiniz. Enstrümantal müziklerden, meditasyon müziklerinden bir tanesini ki YouTube'dan açabilirsiniz. Envai çeşitleri var. Hoşunuza giden bir tanesini seçin. Çok hafif bir tonda açık bırakın. Cep telefonunuzdan açık bırakabilirsiniz. Onu dinlerken de hakeza daha kolay uykuya geçebileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi bir diğer söylemek istediğim reddettiğiniz, kabul etmediğiniz, kabullenemediğiniz şeyler canınızı daha çok sıkar. Yani dönüp dolaşıp işin ilk aşaması kabulden geçer.
biri sizi incitti mi? Hayır, beni nasıl incitir? Değil. Öncelikle incittiğini kabul edin. Üzdü mü? Üzdüğünü kabul edin. Yalan mı söyledi? Evet, yalan söylediğini kabul edin. Size hak etmediğiniz bir şey mi yaptı? Evet, hak etmediğiniz bir şey yaptığını kabul edin. Yani bir numaralı kural. Önce durumu kabul edin. Buradaki durumu kabul edinin anlamı şu. Onunla savaşarak daha iyi bir durum yaratamayacağınızı bilmenizi istiyoruz. Durumu kabul edin. Şimdi bu bilgiyi korkularımız için, kaygılarımız için nasıl kullanabiliriz? Kaygılandığınız her neyse öncelikle varlığını kabul edin. Ancak buradaki varlık ihtimal de bir varlık. Mesela insanlar bana yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Öncelikle bunu kabul edin. Şu yanlışı bana yapabilirler. Şöyle davranabilirler. Şu şekilde beni üzebilirler. Bunu ben reddetmiyorum. Bu ihtimal dahilinde. Kabul ettiğiniz zaman beyin sizinle oyun oynayamıyor. Yani bir sonraki olumsuz aşamayı size getiremiyor. Çünkü şöyle düşünün. Biri sizinle dalaşmaya çalışsa, siz de ona karşılık vermeseniz, halbuki cevap verseniz gelip size yumruk atacak, gelip size sataşacak, laf atacak, sizinle kavga edecek. Ama ona o fırsatı vermediğiniz takdirde onun yaydığı enerji de boşa çıkıyor. Ama siz topu alıp ona topu geri attığınızda bu sefer onunla top oynamaya başlıyorsunuz. Negatif anlamda kastediyorum. Onun için sorun olarak kaygı, endişe, her neyse reddetmeyin. Önce kabul edin. Seanstayken bu ifadeleri kullanacağım, mantığını anlatıyorum. Kabul etmeniz bu sorunun başınıza geleceği anlamını taşımıyor. Başınıza gelebilme ihtimali ile baş edebileceğiniz özgünlüğünüzü ve özgürlüğünüzü kabul etmek olarak anlamını taşıyor. Öbür türlü beyin hep istemediğiniz şeylerin muhtemel olabilecek sonuçlarıyla ilgili sürekli akıl oyunları yapıp sizi de bu oyunların içerisinde oradan oraya vurarak hayaletle savaşmanıza, sonuçta da enerjinizi tüketip, kendi kendinizi tüketip hasta olmanıza sebep olabilir. Peki korkumu kabul ettim. Korkumu kabul ettikten sonra ne olacak? Şimdi bütün korkuların, kaygıların, korkuyla kaygıyı aynı anlamda kullanıyorum. Genelde o anlamda kullandıkları için, halbuki aynı anlamda değil. Bütün kaygıların ortak özelliği, daha doğrusu hani en büyük korku, bütün korkuları temsil eden korku, ölüm korkusudur. Kaybetme korkusudur. Sevgiyi kaybetme, değer görmeyi kaybetme, kabul edilmeyi kaybetme, malını kaybetme, başarıyı kaybetme, sağlığını kaybetme, sevdiklerini kaybetme. Hepsinin özünde aslında dönüp dolaşıp ölüm çıkıyor. Ölüm korkusu. Şimdi bir mantık yürütelim. Büyük korkuyu temizlersek diğer korkular da temizlenir mi? Mantıken evet. Yani büyük korkuyu temizleyebilirseniz küçük korkuların da gücü kalmaz. Etkisini kaybeder. Peki şöyle düşünelim. Kaybetmekten korktuğunuz ne varsa düşünün. Örnek olarak düşünün. Sonra şunu fark edin. Aslında ben zaten bunun sahibi değilim. Benim de ve benim de sahip olduğunu sandığım şeylerin de gerçek sahibi Yaradan'dır. Bunu düşünmeye başladığınızda birdenbire rahatlıyorsunuz. Çünkü görünüşte kayıp gibi görünen şeyler sahip olduğunuzu sandığınız şeylerden kaynaklanır. Onlara da sahip olmadığınızı fark ettiğinizde
siz de dahil her şeyin Yaradan'ın bir emaneti olarak hayatınızda rol oynadığını fark ettiğinizde, o zaman diyorsunuz ki madem ben bunların sahibi değilim, o zaman bunları ben nasıl kaybedebilirim ki? Sahibi olmadığım bir şeyi ben nasıl kaybederim? İster geminiz olsun, uçağınız olsun, ister eviniz olsun ya da kendi canınız olsun. Size verilen ve sahibi olduğunuz gibi görünen şeylerde olduğu kadar kendiniz bile emanetçisiniz, yani kendinizin sahibi değilsiniz. Yunus Emre'nin diliyle mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi misali. Şimdi bunu düşündüğünüz andan itibaren birdenbire bir güven duygusu geliyor. O güven duygusu, eğer hiçbir şeyin gerçek sahibi değilsem, o zaman ne beni kaygılandırıyor ya da ne üzebilir ki? Mevlana ölüm yıl dönümünü, ölümünü şeb-i aruz olarak beyinlere kodlamış. Yani düğün gecesi, düğün günü, bayram. Biz de sık sık ölüm ifadesinden ziyade dönüşüm ifadesini kullanıyoruz. Şimdi hani acılarımız da taze ama bedenimiz bir elbise gibi. Sadece bir elbise gibi. Geriye milyonlarca hatırası var ve artık o elbise yok. Ama buradaki yokluk görünürde bir yokluk. Yani gözümüzle gördüğümüz şey aslında her şeyin özüne dönmesi, toprağa dönmesi, aslına dönmesi, ruhuna dönmesi. Ve biz de buna şahitlik ediyoruz. Bunu güzel karşılamaya başladığınızda, o zaman kaybettiğiniz bir şeyin aslında kayıp olmadığını da fark ediyorsunuz. Geçen sanırım 200 lira mıydı, 400 lira mıydı? Bir parayı kaybettim. Elimi cebime attım. Düşürmüşüm eşofmanında. Yarım saat önce vardı, sonra düştü. Şimdi anında insan aklına ne geliyor? İşte bu parayı kaybettiğimde, nerede düşürdüğümde, niye dikkatsiz davrandığımda, şimdi bunu kim almıştır da. İlk söylediğim şey neydi? Olanı öncelikle olduğu gibi kabul etmek. Evet, bu benim cebime şu vesileyle girdi. Sebebini şimdilik bilmediğim, ancak çıkması gerektiğini gözlemlediğim şu anda da yok. Olmadığına göre mutlaka ve mutlaka bir başkasının eline geçmiştir. Sadece olansın, gerçek sahibinin. Evet, el değiştirdi tabir uygunsa. İçimden güle güle kullan dedim ve birdenbire rahatladım. O kadar iyi hissettim ki, insan parayı kaybedince iyi hisseder mi? Ama burada kaybetmek olmadığını, el değiştirmek olduğunu, sonuçta nasıl geldiyse bir ihtiyaç sahibiyle buluştuğunu ve onun da güle güle kullanması için benim içimdeki enerjiyi ona gönderdim ve iyi hissettim. Onu bir kayıp gibi görmedim. Ha, bundan dolayı öğrenmem gereken belki daha dikkatli olmaktır, daha tedbirli olmaktır, özen göstermektir. O dersimi alırım. Ama kaybı kayıp olarak görmüyorum. Dersimi alırım ve o bir bedelse, o bedeli de bir kayıp olarak görmem. O dönüşümü ya da el değiştirmenin bir parçasıdır derim. Bu açıdan baktığımızda iman dediğimiz şey, inanç dediğimiz şey gerçek anlamda Yaradan'ın senin üzerindeki bütün tasarruflarına karşı sevgiyle bakabilmektir. Bu kanser de olabilirsin, trafik kazası da geçirebilirsin. Çok sevdiğin biri hayatından çıkmak durumunda da kalabilir gibi pek çok şey için geçerli. Ama tekrar ediyorum, kadercilik manasında değil bu. Olan durumu kendine
hayra yorarak hikmet ifadesini kullanırlar. Hikmet, bunun bir hikmeti var. Hikmet benim göremediğim ama Yaradan'ın bildiği bir şey şeklinde yorumlarız. İşte o yorumla baktığımda evet ben bir kulum, duygularım var, kederlenebilirim, acı çekebilirim, üzülebilirim. Bütün bunlar insani hallerim ki bunları yaşamam, ki bunları yaşarken öğreneceğim bir dünya içerisindeyim. Yaşamalıyım da ama bundan dolayı isyan etmem. Bundan dolayı küsmem. Bundan dolayı belki almam gereken tedbirleri almak adına yapmam gereken şeylere özen gösteririm. Hakkımsa hakkımın peşine yine düşerim. Ama hayata küsmem. Yaratılışa küsmem. İmtihana küsmem. Şimdi uygulama için hazırlık yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir miktar suyunuz olsun. Ben suyumu hiç eksik etmiyorum gördüğünüz gibi. Dikkat dağılmasın diye ben görüntüden çıkacağım. Sesimle sizi yönlendireceğim. Eğer fiziki imkanınız mümkünse uzanabilirsiniz. Değilse oturduğunuz yerden omurgayı dik, baş dik. Ayaklar eğer oturuyorsanız yerle temas edecek şekilde. Eller de gevşek ve avuç içleri açık kalacak şekilde bırakın. Birkaç kez derin nefes alıp verin. Sol burundan alıp vermeye başlayın. Aldığınız nefesi karnınızı şişirdikten sonra 1-2 saniye bekleyip bir kez daha alın vermeden önce. Sonra sol burun deliğinizden tamamını boşaltıncaya kadar verin. Tekrar sol burun deliğinden. İyice aldıktan sonra 1-2 saniye bekleyip bir kez daha nefesinizi vermeden içinize çekin. Sonra 7-8 saniyede sağ burun deliğinden yavaş 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 tamamını boşaltın. Alırken de verirken de gülümseyin. Bu şekilde alıp vermeye devam edin. Şimdi sağ ve sol burun deliğinizden herhangi birini kapatmadan bu şekilde alıp vermeye devam edin. Korktuğunuz şey soyut olabilir, somut olabilir, gerçekleşmiş ya da gerçekleşme potansiyeli olabilir. Ona bir isim verin. Eğer bir görüntüsü varsa karşısına görüntünüzle çıksın ve korkunuzu öncelikle kabul edin. Onunla savaşmadığınızı ilan edin. Bütün korkuların aslında bir görevi sınırlarınızı zorlamak. Şimdi korkuların
zihninizde ve bedeninizde yaptığı etkileri izlerken siz de onu dışarıdan izleyin. Korku cesaretle alt edilemez. Yani ben güçlüyüm, korkmuyorum, üstesinden gelirim, bana bunu yapamazsın şeklinde meydan okunarak halledilemez. Her türlü korku önce varlığını, varoluşunu kabul ederken ona verebileceğiniz en güzel şeyin sevgi olduğunu hatırlayabilirsin. Evet. Korku duygusu ile hayatıma gelen bu şeyi kabul ediyorum. Ve kabul ettiğim bu frekansı şimdi sevgi frekansına dönüştürüyorum. Öyle bir sevgi ki Yaradan'dan kalbime akıyor ve kalbimden bütün damarlarımdan ve kılcal damarlarımdan bütün enerji noktalarımdan bedenimde yayılıyor. İyi hissetmenin renkleri var. İyi hissetmenin güzellikleri ve hisleri var. İyi hissetmenin hatıraları ve içinde huzuru var. Ve ben sevgiyle bu korkunun hayatıma kattığı ya da katmak istediği her ne varsa sevgiyle kabul ediyorum. Ve artık ona ihtiyaç duymuyorum. Ayak tabanlarından saatin tersi yönüyle dönen keyifli bir enerji bedeninin yaklaşık 30-40 santim çevresinden aşağıdan yukarıya doğru spiral olarak dönüyor. Ve ılık bir duyguyla Yaradan'ın şefkatli sevgi duygusunu bütün bedeninde halka halka dalga dalga sarmalıyor. Bu ılık duygu bu geceyi de harika bir şekilde geçirmene vesile olacak. Nefesin bir bebeğin nefesi gibi sana ninni gibi gelecek. Uykunun içinde bu sevginin, şefkatin, huzurun, güvenin ve güzelliklerin meyvelerini alacaksın. Daha derin, gülümseyerek şimdi enerjini toplayıp
gücünü kazanacağın, yaşama sevincinle şarj olarak hayata, bu hayatta var olma amacına uygun misyonunu hatırlayarak dönecek ve bugünü de anlamlı kılan hediyelerini alarak her nefesinin kıymetini hatırlayıp bileceksin. Buna sevgiyle inanıyorsun ve güveniyorsun ve kendine izin veriyorsun. Etrafında olup biten her şeyin bir hikmeti var. Ve sen bunu anlamlandıramadığın zamanlarda bile Yaradan'a güveniyor ve ona şükürle tevekkül ediyorsun. Gücünü ondan alıyor. Bu nedenle tükendiği zamanlarda bile aslında sınırlarını zorladığını ve kendini geliştirdiğini biliyorsun. Sen maddi manevi sınandığın ve zorlandığın bütün sorumlulukların üstesinden gelebilecek yetenekte, yeterliliktesin. Sen adına fani denilen bu dünyada sonsuzluğu temsil eden bir faziletsin. Özgünsün. Özgürsün. Şimdi ne zaman başını yastığa koysa sana önerdiğim nefesle birlikte sesimi takip etsen, ne zaman yorganının, battaniyenin altında kendi nefesini ve sıcaklığını hissetsen, güvenle uykuya dalabilirsin. Artık düşük frekanslı ve sana güzelliklerden gelmeyen titreşimleri reddediyor. İdeal frekansına, yaratılış amacına uygun, varlık amacına uygun, özüne dönüyorsun. Kendine güvenmenin güzelliğini hatırlıyor. Yaradan'a sevgiyle teslim oluyor. Sevgiyle inanıyor. Ve sevgiyle özgür bırakıyorsun. Şimdi farkındasın. Şimdi dengedesin. Şimdi özünden gelenleri güle güle kullanmak üzere dünyanın en güzel uykusuna kendini bırakabilirsin. Ben sana güveniyorum, inanıyorum ve teşekkür ediyorum. Şu an
da hayatta olan ve olmayan. Sana kalpten aktarabilecekleri hediyeleri, kulağına fısıldamalarını ve kalbine yerleştirmelerini istiyorum. Onları güle güle kullanmak üzere bugünün sayfasını kapatıp mutlu bir şekilde uyanmanı, ışık olmanı ve yaşama sevincini her gün besleyecek harika seçimlerine devam etmeni istiyorum. Sen sevgiden besleniyor, sevgiyle şımartılıyor ve sevgiyi hak ediyorsun. Hatırla, sana güveniyor, inanıyor ve saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaklaşık bir dakika kadar daha gülümseyerek akışta kalın. Sonra ondan bire kadar sayıp gözünüzü açabilirsiniz. Eğer gözleriniz hemen açılmadıysa merak etmeyin. Ve ilk fırsatta da uykuya geçin. Uyandıktan sonra. Şifa olsun. Seanslardan sonra genellikle o demlenme sürecini verimli kılmak için çok konuşmayı tercih etmiyorum. Ama olası takipçilerimizden soruları olanlar varsa onları yanıt verebilirim. Çok uyumak neyin belirtisidir demiş mesela bir kardeşimiz. Çok uyumak 10 saat, 12 saat. Belki de işe gitmek zorunda olmasam tüm gün demiş. Depresyona girmenin belirtisidir. Bazen de şudur. Sistem kendini koruma altına alıyor. Aksi takdirde çökecek. Uykulu hissetme ve sürekli uyuma arzusu da sistemin kendini koruma altına almasıdır. Nedeni bu. Ve aşırı yiyorum. Bir tatlı, bir tuzlu sırayla tekrar üst üste. Konuştuğum bütün herkes aynı durumda demiş Erkan Nur. Duyguları sağlıklı bir şekilde besleyemediğimiz zaman tabir uygunsa rüşvet veriyoruz. Bu rüşvet seni sağlıklı bir şekilde besleyemedim ama al bununla idare et misali tatminsizliğin ya da sağlıklı tatmin olamamanın belirtisidir bu da. Duygusal açlık ifadesini kullanırlar ya, ona giriyor. Hocam bunun devamı da şöyle,
eşimi kaybettim. O yoksa ben yaşayamam. Evim, eşyam, her şeyimi kaybettim demiş. Evin eşyasını birikimin enkaz altında bırakan, kimsesi kalmayan bir insan nasıl teselli olabilir? Korkularından ve kaygılarından nasıl kurtulabilir demiş. Şok hala devam ediyor. Bu şok altındayken bundan nasıl kurtulabilirim kısmı ne söylersem söyleyeyim işe yaramaz. Ortalama bir 2 ay, 3 ay gibi bir zamana ihtiyaç var. Şu anda o şok dalgası devam ediyor. Yani tavsiyeler işe yaramaz burada. Evet. Şey var, evet aynen. Şunlardan çok ruhum acıyor. Bu nasıl olacak? Canım acıyor. Bu nasıl olacak? Bunlar çok hocam. Ruh acıyla olgunlaşır. Şunun garantisini verebilirim. Bu acı aynı şekliyle hiçbir şekilde kalmaz. Sadece olgunlaşır. Tarihteki bütün veli zatlar acıyla olgunlaşmıştır. Çok yorgunum, hiç halim, takatim yok. Öbür taraftan hiç konuşmak istemiyorum. Sürekli suskun kalmak ve dalıp gitmek istiyorum demişler hocam. Bu da son soru olsun. Ondan sonra demlenelim. Sizi iyi hissettirecek, en azından konuştuğunda gerilmediğiniz, olumsuz etkilenmediğiniz birinin yanında zaman geçirmenizi öneririm. Yalnız kalmamanızı öneririm. Eğer depresyon belirtileri daha fazla artarsa bir uzman desteği almanızı öneririm. Yeniden ayağa kalkmak için minimum düzeyde de olsa motivasyona ihtiyaç var. O motivasyonu hiç olmayan bir insana buradaki söyleyeceğim şeyler işe yaramaz. O minimum düzeydeki motivasyonu kazanmanız ya da kaybetmemeniz lazım. Koruma altına almanız lazım. Şu tür ifadeleri amacına uygun bulmuyorum. İşte sizi anlıyorum, acınızı anlıyorum, kederinizi anlıyorum. Bunun ne demek olduğunu biliyorum ifadeleri havada kalır. O nedenle bu cümleleri kullanmayacağım. Asla sizi anlayamam. Ve birileri sizi anlıyorum derse de sizin kadar sizi yaşamamış biri anlaması mümkün değil. Bu sizin sınavınız, sizin kederiniz ve sizi pişirecek bir, sizin olgunlaşmanız, sizinle birlikte olgunlaşacak bir durum. Ama net bir cümle kullanabilirim. Medet ummak ifadesi vardır ya, başkalarından medet ummayın. Kendi küllerinizden doğacaksınız tekrar. Ve hiç ummadığınız, beklemediğiniz ya da tahmin edemediğiniz şeyler, ben buna fırsat sözcüğünü söylemek istemiyorum ama güzellikler olacak. Ama şu anda bunlardan bahsetmek havada kalır. O acıyı yaşayacaksınız, o kederi yaşayacaksınız. Beyniniz uyuşacak, uyanmak istemeyeceksiniz, kollarınızı kaldıracak haliniz olmayacak, kimseyle konuşmak istemeyeceksiniz, her şeye isyan etmek, küfretmek isteyeceksiniz. Bu geçiş döneminde bunu sağlıkla atlatacak bir formüle ihtiyacımız var. Bunu yok sayamayız. Bunu yaşamamız gerekiyor. Gerginim, enerjim yok, frekansım yok, enerjim düşük, kızgınım, öfkeliyim, içime kapandım, bu tepkiler var. Evet, aynen hepsi. Evet. Gibi. Size 12 dakika 30 saniye süren bir ses kaydı oluşturdum. Bu ses kaydını nasıl edineceğinizi Mukaddes Hanım sayfasının altında onu nasıl belirtiriz tekrar bir sıkıntı olmaması için? Telegram
linkini koyduğumuzda sorun çıkıyor. Daha Sorun önce çıkıyor. O şey oldu, Yok, sorun sorun çıkardı. çıkıyor. Instagram'da onu düşünemedik başlangıçta Evet, zaten. Engelledi, evet. kimse görmedi yayını. YouTube'da koyabilirsiniz diye biliyorum ama Instagram izin vermiyor. Telegram'a yüklü değilse Telegram'ı yükleyeceksiniz telefonunuza. Sen bana Bilinçaltı. zaten gönderirsin, ben onu gönderebildiklerime Her göndereceğim. halükarda ben size göndereceğim onu. Evet. Bilinçaltıma fısıltılar. Bunu yazdığınızda nereye? Telegram'a. Çıkan sayfada bu ses kaydını bulacaksınız. Birazdan onu yükleyeceğim. Bilinçaltıma fısıltılar. Adı bu. Size de göndereceğim. Hemen. Bu kaydı yatarken dinleyin. Çok faydasını göreceğinizden eminim. Bu dönemde en iyi yapabileceğiniz şeylerden biri yatarken bu ses kaydını dinleyin. Evet. Sevgili canlar, bunu YouTube'a koyacağız. YouTube'dan da izleyin. Hatta şöyle yapalım. Ben bu videoyu şeyde sayfada bırakayım. Instagram sayfasında bırakayım. Her gün oradan da dinleyebilirsiniz. Bizim Instagram sayfasında da bırakayım. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube'da da o bölümde katiyen reklam falan olmaz. Direkt dinleyebilirsiniz. Instagram'da da sayfa kalsın. Şeyde kalsın, yayın kalsın. Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Başka bir şey daha yapacağım. Yayını sevgili Adil Maviş hocamıza katkıda bulunmaya davet edip onun sayfasına da koyacağım yayını. Evet, Senin sayfanda da çıkacak yayın. Şimdi öyle paylaşacağım. oluyor mu öyle? Yapacağım. Yapacağım ben. Tamam. Nasıl yapıldığını ben Yayını görürüm. senin sayfana da koyacağım ama kabul etmeni rica edeceğim. Ortak bir yayın Tamam, olur. olacak. Yayın senin sayfanda da olacak. Benim sayfamda da olacak. Tamam mı? Hocam. Anlaşılmıştır. Mukaddes Bek'in baş dili takipçilerimden takip etmeyenlerin şu anda hiç vakit kaybetmeden yayını kapatırken takip etmelerini sevgiyle rica ediyorum. Hepinize hoşça kalın. Aynı şey, aynı şey. Şimdi zaten yayının altına koyacağım. Adil Maviş'in. Zaten sayfada ikisi ortak görünüyor olacak sevgili canlarım. İkisi de yani aynı anda ikimizin sayfasında da görünecek. Herhangi biriniz Adil Maviş sayfasındakiler, Mukaddes Bek'in baş dil sayfasındakiler diğerini takip ederlerse katkı olur. Başka canlar da izlesin. Ortak bir yayın olacak bu şimdi. Şu an itibariyle öyle yapacağım. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Sevgili Can, iyi ki varsın. Çok teşekkür Hoşça kalın. ediyorum. Yüreğine sağlık.